Türk dünyasının hizmet anlayışını değiştirerek yeni bir geleceği belirliyorlar. Onları tanımak ve yaptıkları işleri görmek adına tanıtım filmlerini hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Öncelikle sosyal medyanın Türk dünyasında, yani bu coğrafyalarda eksikliğini biz analiz ederek anladık. Ne gibi eksiklik? Medya şirketlerimiz yok mu diyeceksiniz kendi içinizden biliyorum. Kurumsal olarak yayın ve basın organları var. Herkes çabalıyor, yapıyor güzel şeyler, ortak projeler çok var. Fakat gençlik projesi yok. Gençlikle alakalı şeyler yok. Şimdi modern zamanda gençlik daha fazla önde ve gençliğin yaptığı projeler şu an izleniyor. Biz Türk dünyasında 5 yıllık tecrübemizde ve öğrencilik hayatımızda bu eksikliği doldurmak için bu platform kurmak istedik. Peki platform sadece Kırgızistan'da mı? Manas Üniversitesi'nde mi sınırlı? Hayır değil. Biz kitleye şu an ulaştık. Az çok kitlemiz var. Daha da fazla kitleye ulaşmak için çabalıyoruz. Üniversitemiz 3 ay sonra bitiyor. 3 ay sonra bittikten sonra bu coğrafyada kalıp Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan, Özbekistan, Kırgızistan her yerde ofisler açıp muhabirlerimizi etkinleştirip bir kitleye ulaşıp basın ve yayın organı olmak için çabalayacağız. Güzel bir platform oluşturup belgeseller, kısa filmler, fotoğraf çekimleri, haber yayınları hepsinde bütün bölümlerde, bütün alanlarda kendimizi gösterip Aslan Medya bundan sonra 2019 yılı itibariyle başladığını ve çalışmaya başladığını duyurmak istiyorum. Beni evimden dışarı çıkaran takacağım kulağıma çalacak o an ne hoşuma giderse gezeceğim sokağında bir şey. Ben buraya gelmeden önce de Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 12 yıl dekanlık yaptım. Orada da gençlere hep şunu söyledim. Biz gençler sizleri buraya davet ettiğimizde, sizler buraya bize misafir olarak geldiğinizde öğrencilik kavramını aşmak zorundasınız. Yaratıcı olmak zorundasınız. Öğretim üyeleri öğrencilere ufku gösterir, ufka siz koşacaksınız. Siz sadece edilgen bir pozisyonda değil, aktif bir pozisyonda olacaksınız. Tabii bunları motive etmek çok önemli. Bizim öğrencilerimiz orada kendileri gazete çıkardılar şehirde. Aynı bu şekilde sosyal medya platformları kurdular. Biz bunu Manasa'da taşıyıp bu ruhu, bu gençler gibi gençliğe yönelik ve topluma yönelik ve iki ülkenin kardeşlik ruhuna yönelik güzel projeler yaparak her iki ülkeye de hizmet edeceklerinden, kardeşlik ruhunu geliştireceklerinden ve yaratıcı olarak buna katkı sunacaklarından hepsinden eminim. Gönülden kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Asman medyanlar asmanday büyük bolsun. Ak kalpaktay töbösü kökkö jetken bolsun. Kelecegiñer keng bolsun. Alban iyilikterdi kalayım. Emne maksat tilegen bolsoñor Kuday Taalam bardygyn bergen bolsun. Silerdin ушундай эмгегиңерге мен чексиз сыймыктанып, мактанып, менин алтын балдарым деп айта алам. Силерге ак жол. Thank you.